Evet, inanılmaz bir şey oldu. Kahvaltı yaptım, geldim, motora şöyle bir bakayım dedim, her şey yolunda mı, havalar, basınçlar, herhangi kötü görünen bir şey var mı? Bir geldim ki disk kilidim olması gerektiği yerde değil. Çıkarttım ve iki parçaya bölünmüş. Gördüğünüz gibi abusun disk kilidi, bütün plastiğini falan kırmışlar. Şunu görüyor musunuz? Deliğe girmesi gereken yer yamulmuş. Şurada ABS sensörünün üzerinde bir koruma takmıştık Mustafa abiyle. İstanbul'da on-off moto Mustafa abiyle. İlk takmışız abi, çok teşekkür ediyorum. Ona çarpmış, onu bayağı yamultmuş, sensörün üzerine doğru eğmiş. Ama sensöre ya da daha fazla ileriye gidip fren diskine zarar vermesini engellemiş. Ne oldu diye buradakilere soruyorum. Diyorlar ki güvenlik kamerası yok, bilemeyiz. Güvenliğiniz yok mu diyor. Güvenlik geldi. Diyor ki vallahi hiçbir şey olmadı, ben görmedim. Muhtemelen bir şekilde organize olup çalmaya çalıştılar motoru gece ama başaramadılar disk kilidinden dolayı. Hareket ettiremediler çünkü motorun kendisi de 260-270 kilo şu anda. Kaldırıp götüremediler de. Ve ben motosikletin üzerinde takip cihazı kullanıyorum. Motoristin bir takip cihazı var. Oradaki uyarılara baktığım zaman gece 23.41'de, yani 12.20 kala, ben çoktan uyumuştum zaten internetimi falan kapatıp, o yüzden uyarı alamadım. 23.41'de kontak kapalıyken titreşim algılandı diye bir uyarı gelmiş telefona. Muhtemelen denediler, götüremediler, alamadılar ve sonra da bırakmak zorunda kaldılar motoru. Direksiyon kilidi de kapalı. Buradan şöyle sürerek de çıkartamıyorlar. Hizası da tutmuyor kapıdan dışarı çıkartmaya. Alarmı da öttüğü için korktular ve bıraktılar motoru. Ben şimdi sabah fark ettim ama artık hiç burada güvende hissetmiyorum. Ne motorum için ne kendim için. Bu gece gelip tekrar deneyebilirler çünkü hiç bu işin garantisi yok. Otele söyledim, güvenliği çağırdılar, bayağı bir azarladılar, ettiler falan ama kilit kırıldı, ne yapacağım ben şimdi diyorum. Kırılmış ha, somut bir şey var ortada. Birisi bu motoru almış ve ileri geri ittirmiş. Yok, hiçbir şey söylemiyorlar. Yapamıyoruz, işte bilmiyoruz. Güvenlik kameramız yok. Biz bilmiyoruz, bizden kaynaklı değildir. Biz güvenliğimize güveniyoruz. Güvenliğime güveniyorum mu var kardeşim? Ben mi kırdım bunu? Ve hiç güvende hissetmiyorum burada. O yüzden çıkacağım. Ama abusa da helal olsun. Direnmiş ve motorumu vermemiş. Eyvallah. Ben şimdi hazırlanıyorum, toparlanıyorum. Sonra motosikletin üzerinde buluşuyoruz arkadaşlar. Buradan hızla uzaklaşıyoruz. Neyse, gergin başladık. Ama ben kanter içinde kaldım. Bir duş aldım. Birazcık kendime geldim. Şimdi bir video açılışı yapalım. Videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Anıl Ünlü. Yaklaşık 8 yıldır dünyayı geziyorum. Ve şu anda motosikletimle birlikte, sazımla birlikte 2 yıl sürmesini planladığım bir Afrika yolculuğundayım. Tanzanya'dayım şu an. Tanzanya'nın Tanga şehrinde, 4. büyük şehrindeyim. Bugün sizi muhteşem bir yere götüreceğim. Türkiye'de de alışkın olduğumuz böyle Abant Gölü gibi, işte Yedi Göller gibi ormanın içinde bir göle ve muhteşem bir otele götüreceğim. Çantaları bağlıyorum ve yola çıkıyoruz. Tanzanya'da şu an okyanusun kenarındayım ve buradan Tanga'dan yola çıkacağız. Şöyle birazcık yol geleceğiz ve buradan dağlara doğru sapıp sizi çok ilginç bir yere götüreceğim bu videoda. Tanga. Tanga o eski koloni döneminden kalan etkisini hala gösteriyor. Binaları falan tam koloni dönem, böyle iki katlı işte sütunlar, şöyle yarım kubbe şeklindeki geçişler falan. Biraz İslam var içinde, birazcık İngilizler var, biraz gotik etkiler var. Ama olay daha çok tüm bu etkilerle yoğrulup kendi özelinde, böyle başka hiçbir yerde olmayan, hiçbir yere benzemeyen yaşam tarzı bir şehir planı
çıkartmış olmaları ortaya. Mesela burada bir kütüphane var. 6. George, Kral 6. George'un anısına yapılmış bir anıt kütüphane. Yani o dönemden kaldığı çok belli. Bayağı 100 yıllık aşağı yukarı gibi görünüyor. Mimarisi de öyle zaten. İşte İslam ve İngiliz karışık bir mimari. Yani çok da güzel bir binaymış. Böyle bir yerleşke. Bir benzin alalım. Bakalım bu arkadaş bahşişi kazanabilecek mi? Damlatmadan çekerse kazanır. Onlara bahşiş vermeyi planlamıştık önceki videolarda. It's enough. Thank you. Tamam. Ulan. Motor düşüyordu üstüme. Bahşişi kaptı. Kaç para? 20.400. Kardeşim. Sana da helalinden bir 15 lira. Baba, throw it. Asante sana. Afrika'da muavinler pencereden sarkıp herkese laf atarak müşteri topluyorlar. Nereye gidiyorsun? Nereye gideceksin? Ne yapıyorsun? Gelir misin? Nereye gideceksin? Böyle böyle müşteri topluyorlar. Bilet kesen yine onlar. Parayı toplayan yine onlar. Böyle ilginç sahneler yaşanıyor. Bir tane tuk tuk gördüm. Peşine düştüm. Görüyor musunuz? Kuruluş Osman. Burak Özçivit'in resmi var. Tanzanya'daki bir tuktuğun arkasında. Buna inanabiliyor musunuz? Bakın. Çok ilginç bir bilgi var. Tanzanya'da çatınızı ne kadar yukarıya doğru böyle sivri yaparsanız o kadar zengin olduğunuzu gösteriyor. Bu o kadar varlıklı olduğunuzu gösteriyor. O yüzden hem renkli çinko kullanıyorlar hem de yukarıya doğru böyle evin boyutundan daha yüksek çatılar yapıyorlar. Kenya'da videolarda izlediğiniz hiç böyle bir şey yoktu. Tanzanya'ya gelince böyle bir adet başlıyor. Çatıyı yüksek yapma adeti. Buralarda yağmurlu sezon başladı. Kenya videolarında da çok fazla yağmurla haşır neşir olmuştuk. Zaten Afrika'ya gelen üstü yağmurla haşır neşir. Paramparça eder bu yağmur beni. Yağmur geliyor. Yine geliyor. Bu kadar keskin çizgilerle nasıl ayrılabilir yağmur? Birisi sanki duş başlığını tutuyor şöyle. Öf, çok ıslandım. Yağmurun içinden geçtim ama o da benim içime geçti. Bakın nasıl yağıyor. Ha, yağmıyormuş. Buharlaşıyormuş. Pardon. Yağmur başladı ve sırılsıklam oldu. Sert duracak sanırım. Tada, Tanzanya'ya geldik. Şuraya bir sticker daha ben yapıştıracaktım ama biraz ıslak. Bu şu ana kadar çektiğim en iyi yağmur videosu olabilir. Bu kadar açık, bariz bir şekilde görüldüğünü hiç görmemiştim.
Arkadaşlar şu geçtiğimiz şeyi bir bakın. Görüyor musunuz neyi atlattığımızı? Yeter ya. Ya mı artık? Beşinci kez yağmur molası verdiğime mi üzüleyim, ıslanmadığıma mı sevineyim? Artık yeter. Ağzıma, yüzüme, her yerime doldu Allah'ım. Kum. Kumda da çok iyi hissetmiyorum ama alışıyorum. Kumda biraz daha işte gaz açtıkça, ettikçe, sürdükçe, motoru sık, kolları serbest bırak falan, bu kuralları kendine hatırlattıkça işler rahat bir hale geliyor. Çünkü kurallar gerçekten çalışıyor kumda. Ama çamurda o kadar çalışmıyor. Ya Afrika'ya geleli 6 ay oldu. Anıl, o kadar yol gittin hala mı korkuyorsun derseniz evet, hala korkuyorum. Çünkü çamur çok başka bir şey ya. Çamurda kalmaya bir başladın mı ne durabiliyorsun. Yokuş aşağıysan zaten asla duramıyorsun. Yokuş yukarı giderken de öyle viraj döneyim, şöyle yollar çıkayım falan demek de çok zor. Tekerim de çamurda olabilecek en kötü teker. Bu motorun üzerinde gelen fabrika çıkış teker. Bana zaten motoru aldığımda da demişlerdi ki Anıl, çamurda çok zorlanacaksın. Bu tekerlerin performansı çamurda aşırı kötü. Ama böyle dişli tekerler kullanmadığın sürece neredeyse her tekerin performansı aşırı kötü çamurda. O yüzden ben öyle off-road'da sürüp tecrübeli olup da böyle ağır bir motorla ben çamurda da gayet konforlu hissediyorum, gayet rahat gidiyorum diyen birini pek görmedim, duymadım. Yani çamur hep birazcık ayrı bir dünya olarak nitelendiriliyor. Bu da beni daha 20 dakika olmasına rağmen işte bu kadar uzak mesafeden darlamaya başlıyor. Neyse, bir varalım. Bir bakalım, grubu olmazsa gitmeyiz yani. Güzel bir otelle anlaştım. Orada 3-4 gün şöyle dinleneceğim, tazeleneceğim diye kendimi de riske atmak istemiyorum. Buradan sonra dağa dönmem lazım ama gitmeyeceğim. Biraz bekleyeceğim. Belki bulutlar dağılır. Çamurda süreceğiz artık ama yağmurda sürmeyelim en azından diye bekleme kararı aldım. Kurutulmuş balıklar. Şehrin meydanını buldum. Otobüs durakları falan var. Bir bakayım burada. Çay kahve içip bekleyecek bir yer var mı? Salama. Kesin vardır. Ama göremiyorum. Park here. Park.
Salama baba. Habari yako? Poa poa. Burada arkadaşlardan yol tavsiyesi aldım. Dediler ki yağmur yağmıyordur oraya. Gidebilirsin. Vallahi dedim ki yerlilere bir güveneyim. Bakalım neler olacak. Normalde duracaktım burada şöyle bir 1-2 saat biraz hava açılır mı diye ama 12 kilometrem var. Yağmur da yağmıyordur dediler. Dedim ben de gideyim o zaman. Sonuçta nereye kadar böyle korkarak çekinerek devam edeceğiz? Bir yerde şeytanın bacağını kırmam lazım. Umarım kendi bacağımı kırmam. Yol tarifini de aldım. Şuradan sağa zaten yazıyor. Magoroto Forest Estate. Oraya gidiyoruz. Oh! Daha açıldı vallahi ben bekleyene kadar. Ne güzel oldu ya. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Bal ile yorulmuş ısırma saçlar. Bal ile yorulmuş ısırma saçlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Magoroto Forest Estate bu yoldan 10 kilometre. Which way is Magoroto Forest Estate? This way. Okay, thank you. Buralara yağmur yağmış. Çok güzel kokuyor.
Abi yolun burası olduğundan emin miyiz acaba? Umarım burasıdır. Oo, karşıdan var ya bir yağmur geliyor. Park ettikten sonra vurur umarım. Anlatamam gelen yağmurun gücünü size. Ama göstereceğim. Dayı ne yapıyorsun? Tokuşuruz vallahi. Salama. Üf. Salama. Is this Magarata Forest Estate? Yep. Or ahead? Here. Salama. You good? I'm good. How are you? I'm good. So reason. You have to park there, and then you go to reception. You get signed, and then you go to the campsite. The campsite is ahead. Yeah. Yeah. It's ahead. So you have to park there. Okay. Arkadaşlar başardık yağmursuz, düşmesiz, biraz çamurlu ama öğretici bir yolculuk oldu. Şimdi resepsiyonu bul dediler. Resepsiyon sanırım burada. Kayıt yapacağız, sonra kamp alanına gideceğiz. Give me fist. Ooh, my name is Anil. And you're a strength. Nice to meet you. Kaydımı yaptım. Şimdi öğle yemeğimi yemeye kamp alanlarına gidiyorum. Burası ana binanın olduğu yermiş ve buradaki toplulukla birlikte burada yaşıyorlarmış bir sürü insan.
Şimdi asıl kamp alanı olan gölün kenarı, restoranlarımız orada. Çadırda kalmak isteyenler orada kalıyor. Ama orada internet yok, telefon bağlantısı yok, hiçbir şey yok. O yüzden sana internetli oda verdik, burada dediler. Gelince manzarasını da göstereceğim. Yağmur yağmadan bir an önce gideyim. Şu gölü bir göstereyim istiyorum size. Salama, how are you? Boa, boa. Asante sana. Salama. How are you? Good, 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 fresh. Good. Hello, how are you? Good, how are you? Good. Thank you so much. Thank you. Welcome to Magaloto. Hola, amazing place, wow. How was the trip? Good, a little bit tired. You with the bike? Yes. Oh wow. It was good. Thank you. Tam gölün kenarında muhteşem bir yermiş. Yemeğimi getirdiler. Balık, pilav, makarna, sosis ve bol salata. Hatta ben biraz daha istedim. Gölün de böyle bir manzarası var arkadaşlar. Burası şaka gibi bir yermiş. Şurada kamp alanları var, çadırlar var, görüyorsunuz. Şurada da çadırlar var. Gelip buralarda oturabiliyorsun, yemek yiyebiliyorsun. Arkada oyun masaları var, çocuklar için park var. Burada da yine kamp alanları var. Ama beni şu an en çok bu ilgilendiriyor. Arkadaşlar ben bu güzel otelde birkaç gün dinleneceğim, çalışacağım ve bu güzel doğanın tadını çıkaracağım. Yemeği yedim ve hemen sonrasında inanılmaz bir yağmur başladı. Onu da gördünüz zaten, çok şanslıydık, çok güzel bir gün geçirdik. Bu güzelliklerle birlikte size buradan videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür edeyim. Bir sonraki videoda buradan başlayıp yine Tanzanya'nın içindeki muhteşem bir yolculukla artık başkente giderken görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.